Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok besleyici, nefis bir çorba tarifim olacak. Benim de çok sevdiğim brokoli çorbası hazırlayacağım. Brokollerimi yıkadım. Şöyle küçük küçük ayırıyorum. Haşlandığında daha güzel ezilebilmesi için. Açıkça söylemek gerekirse brokoliyi pek sevmezdim ama bu çorbayı yaptıktan sonra gerçekten çok hoşuma gitti. Artık sürekli yapıyorum. Oldukça da besleyici. Brokollerimi ayıkladım. Şimdi üzerine 2 adet böyle küçük boy patates ekliyorum. Ve 4 küçük boyda havuçlarımı ekliyorum. Şimdi üzerine tuzumu serpeceğim. Ve suyunu da ekleyeceğim. Sebzeler iyice yumuşayana kadar pişireceğim ve daha sonra blenderdan geçireceğim. Şimdi üzerine suyunu ekliyorum. Üzerini geçecek kadar, ortalama 1,5 litre kadar. Biraz daha ekleyeyim. Şimdi üzerini örtüyorum ve sebzeler yumuşayana kadar pişireceğim. Sebzelerim yavaş yavaş yumuşamaya başladı. Ortalama 15-20 dakikada hazır oluyor. İyice yumuşadıktan sonra blenderdan geçireceğim. Ve son aşamalarına geçeceğim inşallah. Kapağını kapatıyorum. Pişmeye devam etsin. Sebzelerim iyice yumuşadı. Şöyle karıştırırken biraz eze eze karıştırdım ki iyice ezilsinler. Blenderdan geçirirken biraz daha rahat olsun. Şimdi blenderdan geçireyim. Bütün sebzelerim gördüğünüz gibi kolaylıkla ezildi. İçerisinde böyle kaçaklar var. Onları alacağım içerisinden. Şimdi hemen sosunu hazırlayacağım ve son aşamalarına geçeceğim. 2 yemek kaşığı tereyağımı tencereme alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı unumu ekliyorum. Şöyle hızlıca karıştırıyorum. Bir iki dakika kavurduktan sonra üzerine 2 su bardağı sütümü ekliyorum. Sosum kaynamaya başladı. Şimdi üzerine çorbamı ilave edeceğim. İyice karıştırdıktan sonra kremasını ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı kadar. Şöyle kremasını ekliyorum. Krema eklemeyebilirsiniz. Damak zevkinize kalmış. Şart değil yani. Evet, çorbam hazır oldu arkadaşlar. Şimdi kaseme alacağım. Bakalım nasıl olmuş.
Oldukça besleyici, çok nefis bir çorba tarifi oldu bence. İnşallah sizler de dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.